çocukların çalışma temposunda belirgin bir düşüş var aslında. Çalışan tabii ki durumun ciddiyetini kavrayan bir grup var ama çoğunluktan bir esneme oldu. Artı virüs nedeniyle şimdi dışarıya uzun bir süre çıkmayan bu çocuklar yeni yeni çıkma zaten hakları geldi ama yine korunaklı çıkıyorlar. Tabii ki dikkat ederek çıkacaklar. Bu yüzden inanılmaz bir panik başlamıştı. Maskeli ben nasıl sınav yapacağım? Dolayısıyla korona tedbirleri tabii ki alınmalı, almak zorundayız da. Ama çocukları olumsuz etkiliyor mu? Maske anlamında etkiledi. Bunun dışında dezenfektan kullanımı ya da o ortamda işte 1,5-2 metre aralıklarla oturma. Ben bunları çocukların ve gençlerin, hepimizin çok alıştığını düşünüyorum aslında. Bu nedenle bunlar çok engelleyici ya da stres kaynağı olmayacak. İki faktör olacak. Bir, normal okul süreçleri devam etmediği için bu çocukların motivasyonları çok düşük, ders çalıştılar. Çok düşük sınava hazırlandılar. Kolaylıklar sağlandı. Yani işte konular azaltıldı, YKS'de süre uzatıldı gibi gibi tabii ki çok güzel avantajlar var. Ama motive olmadan sadece online çalışmayla ya da kendi çalışmayla o biraz zorladı bence çocukları. Virüsün en büyük etkisi bu çocukların sağlıklı ve yeterli hazırlanmasını engelledi bence. Yani en büyük etkisi sınav anında değil, sınav anında maskeyle ilgili etkilerse etkileyecek. Onun dışında bir de şu, maskeyi takmaları gibi bir zorunluluk gelirse sınava kadar, sınav sırasında kesin dikkatleri dağıtır. Yani gerçekten dağıtır çünkü solunumu engelliyor, orada soru okuyorsunuz, zaten strese giriyorsunuz, yaptınız, yapamadınız, terleme, bir rahat nefes alma isteği, sıkılma, bunalma, bunlar da çok dikkatleri dağılır diye düşünüyorum. Sınavı sürdürmekte zorlanırlar diye düşünüyorum ya da duygusal olarak çok huzursuzluk yaşayabilirler. Bu da yine konsantrasyonu bozacaktır. Ama onun dışında koronanın bize çocuklar için etkisi ne oldu derseniz, sınava girecek çocuklar için, bir kere çok sağlıklı hazırlanmalarını engelledi. Okul rutinlerini bozdu. Online gibi hiç alışık olmadıkları bir sisteme de ders aldılar ve online sınavlar çok oldu ve şöyle bir yansıması oldu. Online sınavlarda çocukların başarıları çok düştü. Hataları çok arttı, netleri çok azaldı çoğunluğunun. Çünkü alışkın oldukları kağıt kalem sınavı ve girecekleri de kağıt kalem sınavı. Dolayısıyla eğer kendileri ya da okulları kaynaklı, kendileri bol bol bildiğimiz klasik anlamda kağıt kalemle test, deneme çözmedilerse koronanın asıl etkisi orada çıkacak. Yani online test çözerek hazırlandılar ise eğer, şimdi önümüzdeki cumartesi LGS, ondan sonra da YKS sınavında hepsi bir bocalama yaşayacaklar konsantrasyon ve soruları devam etme, sınavı sonuna kadar sürdürme konusunda. Mümkünse maskelerini hani birazcık maskesiz başlayıp öyle devam etmelerini çok öneririm ben. Koşullar ve tabii ki Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı onayladığı sürece. İkincisi, çok kaygıları anlamında çalışamadık, hazırlanamadık diye hayıflanma zamanı değil aslında. Evet, birçoğu aşağı yukarı aynı durumda. Hayıflanmak yerine aslında şuna odaklanacaklar. Yapabileceğim maksimum ne varsa onu yapacağım. Çünkü biz dünyaca bir şey atlatıyoruz. Yani koronavirüs dediğimiz şey böyle hafif iki gün sonra geçecek dediğimiz bir şey değil. Belki birkaç yıl hayatımızda olacak. Ve bu çocuklar ona göre şekillenecek çocuklar. Önereceğim sadece yapabileceklerinin en iyisine, yani sınavlara odaklanacaklar. Şu saate kadar nasıl çalıştılarsa çalıştılar, ne yaptılarsa yaptılar. Ellerinden gelen maksimum emeği gösterecekler ama spesifik olarak dediğim gibi hani sınav sırasında koronanın uzayan yan etkisi olarak maskeden etkilenmemek için birazcık daha bu esneklik umarım sürer çocukları. Çünkü maskeyle girdiklerinde bence sonuçlar çok değişecek. Koronavirüsle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi sınavları çok etkiledi, etkilemedi diye yorum çok oluyor. Tabii ki çok etkiledi. Bir kere şunu kabul edeceğiz. Sınav anından çok, sınav öncesini çok etkiledi. Şimdi çocuklar için şu çok önemli bir şeydir. Rutin devamı çok önemlidir. Bizim LGS dediğimiz 8. sınıf çocuklar her gün okullarına gidiyorlar, derslerini alıyorlar. Haftada 1-2 gün okulun programı nasılsa buna göre deneme sınavı oluyorlardı ve sınava çok aşina hale geliyorlardı. Bir kere bu çocuklar bunları yitirdiler. Şu anda bu ikinci dönem boyunca hiçbir çocuk okuluna gidip sınav ortamında sınavına girip, yani sınav anlamsızlaşmadı. Aslında sınavın anlamsızlaşmasından kastım normalize olması, normalleşmesi. Bu çocuklar bu şansı kaybettikleri için bir kere sınava biraz daha endişeli girecekler. Çünkü online sınavla gerçek sınav farklı bir şey. Tabii ki hiç olmamasından iyidir ama online sınavda odaklanmada farklı, okul ortamında girmiyorsunuz, kağıt kalem hazırlığınız, maske hazırlığınız, provanız yok. Dolayısıyla koronanın en büyük etkisi çocukların prova hakkını elinden aldı aslında. Bence en büyük yansıması burada, başarılarını düşürecek nokta burası olacak. Sınav anındaki maske kullanımı dışında.